Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd sena tercih yeyleme ilkelerinden yana salatu selam önderimiz peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın selam, rahmet ve bereketi ise gerçekten gönülden inen siz dinleyicilerime, izleyicilerime dedikten ve Rabbimden ısrarla tekrar tekrar dileyip dilendikten sonra Rabbimin insanlık, İslamlık ve peygamberler tarihi olarak bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bize sunduğu bir bölümü Hazreti Adem'e yönelik, Aleyhisselam'a yönelik bir bölümü sizlere paylaşıyorduk bir önceki sohbetimizde. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve Melaike-i Kiram'ın ona secde emriyle muhatap oluşu ve de Yüce Rabbimin o emrini anında fesecedu secde edişleri illa iblis, ancak iblisin bir şekilde dercesine efendim karşı tavır sergilemesi ve de Yüce Rabbimin ona kendisini ifade etme ve savunma fırsatı vermesi nedir seni secden alıkoyan ve fakat onun kendisini ilk defa ifade eder anlatırken doğrudan evet soya, mayaya atıfta bulunması, ırkçılığın ilk tezahürünü sergiliyor olması ve oradan tabii onu sergileyecek, o onu bir şekilde haset, oradan kibir ve de oradan küfre kadar götürecekti. Biz bu süreci tekrar şöyle göz önüne aldığımızda efendim yüce Rabbime bu defa kendisi İblis aleyhillanenin o ifadelerinin sonucunda yüce Rabbim al diyecekti ki fehbit minha, tamam çık sen, in cennetten çık. Fema yekunu leke en tetekabbara fiha, hele hele cennetteyken benim huzurumdayken sana kibirlenme hakkı haddin değil. Fahruç, çık artık. İnneke mines sagirin, sen tam aksine kendini büyüttün, küçültülmüşlerdensin. Daha zelil, daha aşağılık hale düşürülmüşlerdensin, kendini düşürdün sen. Bunun üzerine iblis tamam, zaten bunu göze almışlığı vardı. Anlaşılan dedi ki fe'enzirni ila yevmi yub'asun, onların yeniden diriltilinceye kadar ki sürecinde bana bir mühlet ver. Bir şekilde bana bir zaman ver. Öyle bir kurnazlık kendince sergiliyordu ki ölümü tatmayacak. Yeniden dirilişe kadar bir zaman talebinde, uzun ömür talebinde bulunuyordu. Ama Yüce Rabbim kal buyuruyordu ki inneke minel muzarin, sen mühlet verilenlerdensin ama yeniden dirilişe kadar değil, evet ölüme, kıyamete kadar. Burada birazcık enteresandır ama ilk insan Hazreti Adem gözünü açtı, iblis karşısındaydı, yanındaydı. İlk süreçte zaten yaratılış sürecinin ilk aşamasında iblisin nankörlüğü, küstahlığı, ukalalığı, evet fesatı, her boyutuyla, her yönüyle ayan beyan karşısındaydı ve zaten suçlama noktasında Rabbimi ve Hazreti Adem'i suçlayan boyutuyla zaten bütünüyle kendisini deşifre etmiş durumdaydı. Son İnsan gözünü yumuncaya kadar da iblis ve iblisin avanesi olacak. Şeytansızlık yok. Şeytanla beraber, şeytana rağmen Allah'a kulluk. Hazreti Adem'den itibaren tüm insanlığın evet konuşlandığı kulluk formatı bu. İşte biz bunu bu şekilde göz önüne alıp hareket etmek durumundayız. Ve de Araf suresinde ayetlerde şöyle anlatım devam ettiriliyor. Peki diyor İblis aleyhine. قال فبما أغويتني,
sen beni saptırdın ya. Haşa. Sapan kendisi, yoldan çıkan kendisi ama Yüce Rabbimi suçluyor. Sebep Hazreti Adem ama o konumu hazırlayan ve bu noktaya getiren Yüce Rabbim şeklinde bir sunum. Mühlet aldı ya artık. Küstahlığını bir adım daha öteye götürüyor. Aslında aldığı o mühlet tevbe, istiğfar, özür dilemeye yönetilebilir, yönlendirilebilir idi. Fakat tam aksine bir biçimde ne yapıyor? Küstahlığını bir adım, bir adım, bir adım daha öte taşıyor. Sen beni saptırdın ya, bu sefer ben işte intikam alacak. Le ekudenne lehum sıratakel müstakim. Senin dosdoğru yoluna oturacağım. Thumma le atiyennahum min beyne eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Onların efendim önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından her halükarda fırsat kollayacak, hep onlara bir şekilde tacizde bulunacağım. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Onların çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın. Yüce Rabbim buyurdu ki اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْعُورًا Çıkarttık. Sen kötülenmiş, aşağılanmış, dışlanmış, horlanmış bir şekilde tabiri caizse defol. Ve Yüce Rabbim devamla لَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ Onlardan yani Hazreti Adem'in soyundan gelenlerden seni izleyen, sana takılan her kim varsa sizden de onlardan da, cinlerden de, insanlardan da hepinizi birden cehenneme tıkacağım. Ve Hicr suresinde bunun anlatımı biraz daha farklı boyutuyla şöyleydi. Kal, İblis şöyle demişti. Rabbi bime eğveyteni, sen beni saptırdın ya, sen beni azdırdın ya, sen benim damarıma bastın da yani bu şu emri vermeseydin, secde emrini, ben ne güzel cennette duruyordum. Bunu yaratmasaydın veya secde emrini vermeseydin, ben ne güzel cennette bulunuyordum. Şimdi sen benim sapmama, azmama sebep olan bir süreci yaşattın bana. O sebeple le üzeyyinenne lehum fil ard. Yeryüzünde ben onlara sana isyanı, itaatten vazgeçmeyi süsleyeceğim. Ambalaj, imaj, kamuflaj ve onları süslü püslü hale getireceğim. Le ug ve le uviyennehum ecmain. Hepsini ama hepsini yoldan çıkartmaya çalışacağım. Ancak diş geçiremeyeceğim. Şimdiden itiraf edeyim, birileri var. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlaslı, samimi. Sadece Allah ne der hesabına kenetlenmiş. Allah'ın hoşuna gitsin, razı olsun da başka bir şeyi hiç tınmayan ihlaslı, samimi, gerçekten muhlis. Sırf sana kulluk sevdalısı olanlara diş geçiremeyeceğim. Onları yoldan çıkaramam. Kal, Yüce Rabbim buyurdu ki هَذَا صِرَادٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ İşte bana gelen dosdoğru yol bu. Benim rızam, benim hoşnutluğum, benim emir yasaklarıma efendim uyarlanmak. Evet. اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ sultan. Ancak şu da ayan beyan ortaya konsun ki ayan beyan net olarak sergilensin ki benim kullarımın üzerinde senin onların iradelerine, onların özgür tercihlerine, onların samimiyetlerine rağmen sen onların üzerinde egemen olamazsın. Onlara diş geçiremez, onların üzerinde otorite oluşturamazsın. İlla men ittebe'ke minel gavin. Ancak sapkınlardan, taşkınlardan birileri seni izliyorsa ne ala. Seni izleyen, kendi iradeleri, kendi istekleri, arzularıyla seni taklit ve takip edenler hariç
onlara diş geçiremez, onlara otorite kuramazsın. Hicr suresinde Rabbim böyle buyururken İsra suresinde de aynı noktaya dikkat çekiyor. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Benim kullarım üzerinde senin, onların iradelerine, onların özgür tercihine rağmen bir sultan, bir otoriten söz konusu değil. Onlar kendi istekleriyle, arzularıyla sana bir şekilde omuz verirler, senin gölgene girerler, senin davetine kendi arzularıyla tabi olurlarsa o zaman onları saptırabilirsin. Değilse dik duranlara, evet sana ve davetine aldırış etmeyenlere herhangi bir etkin söz konusu olamaz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla birlikte yaratılış sürecinin bir ikinci aşaması söz konusu. O da ne? Evet, Hazreti Havva'nın yaratılışı. Hazreti Havva'nın yaratılışıyla alakalı Hazreti Havva validemizin yaratılışına dikkat çeken Nisa suresinin ilk ayeti cellesi vardır. Ve bunu açan ve açıklayan hadis-i şeriflerimiz var. Estağfurullah. Ya eyyühennas, ey insanlar, ittequ rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhide. Sizi bir çek candan yaratan Rabbinizden sakının, korkun, korunun. Ve halaka minhâ zavcehâ. Ve ondan da, o yarattığı o candan da, yani Hazreti Adem'den de onun eşini, hanımını yaratan Allah'tan sakının. Ayet-i Cellesi'nde net olarak Hazreti Adem'in bedeninden, onun bizzat vücudundan Hazreti Havva'nın yaratıldığı Ayet-i Celle ile sarih ve sabit. Tabi eş hadisesinin Hazreti Adem'de başlayan sürecine baktığımızda sebep ve hikmeti, arka perdesi nedir, amaç ve hedef nedir'e baktığımızda Rum suresinde 31. ayet-i cellede şöyle bir dikkat çekiş görüyoruz. Estağfurullah. وَمِنْ اَيَتِهِ Rabbimin varlığı, birliği, azameti, kudreti ve Allah oluşuna delillerden birisi de اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ sizin bizzat kendinizden, sizin gibi, sizin kadar insan, ne az ne fazla değil, sizin gibi insan olan, sizin kendi, sizin canınızdan, bedeninizden ezvece size eşler yaratmasıdır. Allahu Teala'nın azametine, varlığına ve Allah oluşuna delil olan şeylerden birisi de budur. Fakat nihai hedef nedir? Liteskunu ileyhe, huzur bulasınız diye. Huzura eresiniz diye. Cennette Hazreti Adem'in nesi eksikti de huzur bulmak için, huzura ermek için Hazreti Adem, yani cennette bile Hazreti Adem'in, evet, huzurunun son noktası Hazreti Havva'nın yaratılıp kendisine lütfedilmesiyle söz konusu. Bu göz ve gönül ardı edilmeye dedikten sonra, evet, bir şekilde biz Hazreti Havva'nın yaratılışına şöyle biraz daha eğildiğimizde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de, Sahih Buhari'de, İbn-i Mace'nin Sünen'inde, evet, ve de yine efendim değişik hadis eserlerimizde karşımıza çıkan efendim birkaç hadis-i şeriften şunu görüyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İstevsu bin nise, kadınlara güzel şeyleri tavsiye edin, öğütler verin. Yani güzel davranın. İtici davranmayın. Fe innel mer'a, çünkü kadın hulikat min dila, ege kemiğinden yaratılmıştır. Ve inne e'vece şeyin fit dila e'lâhu. Hele hele onun o ege kemiğinin, kaburga kemiklerinin en efendim yamuğu en üstte olanıdır ki oradan yaratılmıştır. Fe in zehebte tuqimahu kesartahu. Sen onu hani düzeltmeye kalkarsan, onun ovallığı bedene uygun olandır. Onu yani dümdüz yapmaya kalkarsan bu sefer ne yapar? Kırarsın onu. Ama ve in taraktahu, şayet kendi haline bırakırsan lem yezel a'vac,
iyice yamulur gider, bu sefer içe batar. İşte festevsu bin nisa, kadınlara güzel tavsiyeler de bunun. Hayrettin, Profesör Hayrettin Karaman Hoca, bu hadis-i şeriflerin, birkaç tane daha var bu noktadaki hadis-i şeriflerimiz, bunların hepsini özet olarak aldıktan sonra şöyle bir yorumda bulunuyor. Ki bu yorum tamamen hadislerin geneline uygundur. Benim kanaatim de odur. Yani tabiri caizse siz o kaburga kekeminden bir parçayı alsanız, bir işleme tabi tutsanız, onu düzeltseniz, tekrar vücuda monte etseniz ne olur? Evet, vücuda uyum sağlamaz. Tamamen efendim dışa çıkar veya organlardan birilerine batar. İçe doğru bükseniz bu defa içteki organlara batar. Yani nasıl ki kaburga kemiğimiz, kemiklerimiz, eğe kemiklerimiz bizim vücudumuza uygun olan en uygun şekliyledir, Rabbim öyle yaratmıştır. Kadını da Rabbim, kadınları da erkeklere uyumlu bir şekilde yaratmıştır. Ne bu sulu gözlük? Niye? Bu da ağlanacak şey mi? Hayır. Kadını, kadınsı duyguları, kadınsı fiziği ve metafiziğiyle, Rabbimin yarattığı şekliyle korumak esastır. O şefkatiyle, merhametiyle, ana kucağı diyoruz, baba ocağı diyoruz. O şefkatiyle, merhametiyle, o fıtratıyla yaratılıştaki verilen kabiliyeti, donanımıyla, evet, hayatın ikamesi ve idamesi için, neslin ikamesi ve idamesi için ve eşiyle uyum için en uygun olan bir şekilde yaratılmıştır. Biz erkekler kadınlara erkeksi bir gözle, kadınlar da bizlere kadınsı gözle bakarlarsa yanlış olur. Erkek ve kadın, Rabbimin erkeği kadına, kadını erkeğe muhtaç, erkeği kadının ve kadını da erkeğin bir tamamlayıcısı olarak yaratması noktasından bakmak gerektir. Yani bir bütünün farklı dilinmiş iki parçası gibi değerlendirmek esastır. İşte bu hadis-i şeriflerde de buna dikkat çekilmiş oluyor. Bunu da paylaşmış oluyoruz inşallahü teala. Ve de biz Hazreti Havva'nın yaratılışını bu şekilde ifade eden hadis-i şerifleri de sergiledikten, paylaştıktan sonra bakıyoruz ki İblis aleyhillâne mühlet istemişti ya, zaman istemişti. Fırsatı, bu aldığı zamanı tevbeye çevirebilir, istiğfar edebilir, özür dileyebilirdi ama tam aksine daha kaliteli, daha planlı, programlı, daha görkemli, daha uzun soluklu günah yapmaya yönelik kullanma durumunda oldu. Evet, çünkü zaten o güne kadar cennette bulunuşunda nefsiyle kendisini şirazeden çıkartacak, kantarın topuzunu kaçıracak nefsiyle ters düşen bir emir almamıştı ve kullukta da herhangi bir fütur sergilememişti o güne kadar. Ne zaman ki nefsinin kabardığı, bir şekilde kibirini ortaya çıkartacak bir emirle muhatap oldu, kendisini ele vermiş, deşifre etmiş oldu. Bu bağlamda Yüce Rabbim hem iblis, hep iblisin kurmaylarına yönelik Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya, tabii onların şahsında Adem oğlu olarak insanlara ikazda bulunuyordu. Evet, Hazreti Adem ve Hazreti Havva artık hizmet içi eğitime başlıyordu. Fakat bu hizmet içi eğitimde cennette dolaşım tamamen yeme içme, cennetten istifade etme fırsatı verilmiş oluyordu. Ama dikkat denmiş oluyordu. Aman ha, sakın ola ha, bir şekilde iblisle kesişip
onun etkisi altına girmeyin noktasında ikazı vardı. Bakara suresi 35. ayet-i celalede Yüce Rabbim şöyle buyuruyordu. وَقُلْنَا يَا Adam, ey Adem, üskün anta ve zevcukel canna. Sen de eşin de cennette yerleşin. Orada eyleşin. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Neyi istiyorsanız yiyin için. İkiniz de. وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي الشَّجَرَ. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaçtan yemeğin değil bakınız. Bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşmayın bile. Günah işlemeyin değil. Günah işlenecek coğrafyaya, çevreye, çerçeveye yaklaşmayın bile. Değilse ne olur? فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Zalimlerden olursunuz. Zalimlerden olursunuz. Kur'an'da zulüm kavramı Rabbimle çelişmek anlamındadır. Zulüm kavramı Kur'an'da Rabbimle çelişmek anlamındadır. Yani zulüm sadece ben bir arkadaşıma, bir hayvana, bir canlıya veya bir insana herhangi bir şekilde eziyet etmem, onun hakkını gasp etmem zulümdür. Ama bu da zulümdendir ve fakat zulüm sadece o değildir. Zulüm vaktinde benim namazı kılmamam, faizle alışveriş yapmam, rüşvet almam da, rüşvet vermem de zulümdür. İster ibadet, ister ahlak, ister hukuk açısından bir şekilde Rabbimle çelişen bir uygulamada tercih ve teşebbüste bulunmam da zulümdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim Allah'ın indirdiklerini hayata egemen kılmazsa onlar zalimlerin ta kendileridir buyurur. Zulüm Allah ile çelişmektir, ters düşmektir. Onun emirlerini uygulamamak, onun yasaklarını çiğnemek zulmün ta kendisidir. Evet, zulmün çerçevesi budur. Ve de tabi zulmün karşıtı adalettir. Adalet de Allah'ın emir, yasa ve yasaklarını aynen emrettiği gibi hayata egemen kılmanın adıdır. İşte bu ayeti cellede değilse zalimlerden olursunuz buyurması, evet, kendi kendine zulüm. Bindiği dalı kesecekler, kazdıkları çukura da boç etmiş olacaklar noktasında ikaz var. Ayet-i Celle'nin ince bir noktası daha var. Sadece zulmetmiş olursunuz demiyor Yüce Rabbim, buyurmuyor öyle. Zalimlerden olursunuz. Yani zulmedersiniz kendinize, bindiğiniz dalı kesersiniz ve zalimlere iltihak edersiniz. Çünkü zulmün devamı, zulmün tekrarı, katlanarak devamı zalimlerle beraber olduğunuzda daha fazladır. Ama zulmettiniz, yanlış yaptınız, yamuk yaptınız, geri adım attınız, zalimlere iltihak etmediniz, kurtulma fırsatınız var, U dönüşü yapma imkanınız var. İşte Kur'an-ı Kerim namaz kılın emrini sadece namaz kılın emriyle bırakmaz, namaz kılanlarla olun. Zekat verin emrini sadece zekat vermekle bırakmaz, zekat verenlerle olun. Doğru sözde olun, Allah'tan sakının, çekinin emrini orada bırakmaz, sadıklar, salihler ve doğru olanlarla beraber olun şeklinde de tamamlar. Ve de bunun aksi, eksi boyutunda da evet, zulmetme, zalimlere iltihak etme. Yanlış yamuk yapma, yanlış ve yamuk yapanlara iltihak etme noktasında da ikazlarla karşı karşıyayızdır. İşte burada Hazreti Adem'in şahsında ilk ikaz bu şekilde sergilenecektir. Ama ayetlerin devamında görüyoruz ki Araf suresi 20 ila 22. ayet-i celil arasında فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ. Şeytan onlara vesvese verdi. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Şeytan nihai hedefi, asıl amacı
onların ayıp yerlerinin, yani bir şekilde yasak meyveyi yemenin bir adım ötesi var. Yasak meyveye yönlendirmesinin asıl arka perdesinde iblisin amacı, onların o yasak meyveyi dişlediklerinde biliyor ki, tecrübi bir bilgisi var, bir şekilde avrat yerleri açılacak, cinsellikleriyle tanışacaklar ve de onu tesettürleri açıldığı, üstleri başları açıldığı ve onu kanıksarlar ise haya duyguları, utanma duyguları kalkacak. Utanma duygularının kalkması noktasında bunu benimserler, özümserler ise o zaman işte utanmazlık. Yani çünkü utanma duygusu imandandır. Utanma duygusu imanın sigortasıdır. Utanma duygusu bir şekilde gitti mi her şey gitmiş bitmiş olur. Ayet-i Celle aynen öyle buyuruyor. Şeytan onların, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın, evet, avret mahallerinin açılması adına onlara vesvese verdi. Görüyor muyuz? İnsana ve İslam'a ve Allah'a düşmanlık cennette bile iki ana sigortadan oluşuyor. Fiilen pratiğe geçiyor. Nasıl? Bir, secdeye karşı olmak. Secdeye saldırmak. Namaza hücum etmek. İki, tesettüre, utanma duygusuna saldırmak. İnsanlık tarihi boyunca İslam, insan, Allah, Müslüman düşmanları hep bu iki noktadan saldırışa geçmişlerdir. Namaza saldırırlar. Namazı engellemeye çalışırlar. Namazın içini boşaltmaya çalışırlar. Namaza giden yolları tıkarlar. Namazın eğitimi, öğretimi ve uygulamasını bir şekilde engelleme noktasında hücum ederler ve tesettüre saldırırlar. Utanma duygusunu zedeleme. Tarih boyunca bütün dünya coğrafyasına bakınız. Dünya tarihini, insanlık tarihini şöyle gözleyiniz. Bu iki noktadan saldırıla gelmiştir. Cennette başlayan bu operasyon halen devam ediyor. Evet. Ve sonuçta tabii iblis demişti ki وَقَالْ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Bu ağaçı size Rabbiniz sizden için yasakladı, biliyor musunuz? اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنْ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Siz melek olmayasınız veyahut da ebedi ölümsüz bir hayatta geçmeyesiniz, sıçramayasınız diye. İnsanın iki zafiyeti var. Bir, böyle hiç efendim ızdırap çekmeyecek, usanmayacak, yorulmayacak, hiçbir şekilde eksi, aksi bir şeyler tatmayacak. Yani meleklerde o var. Onlar yorulmazlar. Onlar efendim bir şekilde acı tatmazlar. İncinmezler. Yani bir şekilde bunları tatmama insanın zafiyetinde de vardır. Bunu aza indirmeye çalışır. Bir de yani uzun ve de rahat ve de huzur içerisinde ve uzun ve de ölümün gelmeyeceği bir ömrü yaşama. Ha, tabii mezar tesi de var bu ebedi hayatta. İşte bu iki noktaya bir şekilde zılgıt atarak, bunları ikisini de tahrik ederek ve tahrip ederek harekete geçmeye çalışıyor. Ve sonunda işte ayetlerin devamında olduğu gibi yeminler ediyor. Büyük büyük yeminler. Efendim ben diyor, yani size ben ne çıkarım var? Size ben sadece nasihat ediyorum. Size öğüt veriyorum. Çünkü benim tecrübi olarak daha önceden sizden önce yaratıldığımdan biliyorum, tecrübelerim var şeklinde. Sonuçta vesvese efendim bir şekilde sonuç veriyor. Ve de ne zaman ki tattılar, evet, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ, o ağacı bir şekilde meyvesini tatmaya yöneldiklerinde, evet, بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا, birden avret yerleri açılıverdi. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, hemen cennet yapraklarıyla bir şekilde fiili tevbe orada başladı. Hemen örtünmeye yöneldiler. وَنَادَاهُمَا, ve de Rabbim onlara efendim nida etti. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, ben size bu ağaca yaklaşmayı yasaklamamış mıydım? وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومُ بِنْ, ve ben size ikazda bulunmamış mıydım? Şeytan sizin ap açık düşmanınız diye. O zaman
siz bu noktaya düştünüz boyutunda Rabbimin ikazı söz konusu oluyor. Ancak burada altını çizerek ifade etmemiz gereken Rabbimden özür dileme noktasına söylem olarak gelmeden fiili olarak o anda yapması gerekenleri, yani fiili tövbe. Evvela o günahtan el etek çekme, evvela dişlediklerini atma ve onun sonucu olarak kendilerinde meydana getirdiği eksi aksiyi bertaraf etme, hemen örtünme ve beraberen arkasından Rabbena zalemna enfusena, ya Rabbi biz kendi kendimize zulmettik, bindiğimiz dalı kestik. Ve illem tağfir lena, şayet bizi bağışlamazsan, ve terhamna, ve bize merhametinle muamele etmezsen, lenekunenne minel hasirin, biz sıfırı tüketenlerden oluruz, hüsrana uğrayanlardan oluruz şeklindeki ifade bir şekilde, yani Rabbimden özür dileme, Rabbimden af dileme boyutu. Tabi Rabbim inşallah bizi, külünnes hata, her insan hata eder aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi, ama hata edenlerin Allah nezdindeki en sevgilisi hatasından hemen dönendir, hemen bir şekilde Rabbinden özür dilemeyi başarandır ciddi bir şekilde. Rabbim ademleşmeyi, adamlaşmayı nasip eylesin. Evet, hata etmemek için tedbir alırız ama sürçtüğümüzde, düştüğümüzde de ya Rab deyip ciddi bir şekilde hem o hatayla aramıza mesafe koyma, gemiler yakıp köprüleri yıkma ve hem de Rabbimden bütün benliğimizin katıştığı bir şekilde ciddi bir şekilde af ve özür dileme ve bir daha bu haltı işlememe noktasında tedbir, temkin, önlem geliştiriyor olma. Rabbim yar ve yaranımız olsun. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi gerçekten gönülden inanan sizlerin üzerine olsun diyor. Rabbimden diliyor, diliyor ve dileniyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.